Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C#'da data grid view kullanarak satır ve sütunlarda ve ayrıca başlıklarda bir tasarım değişikliği yapacağız. Buna benzer bir görüntü oluşturmaya çalışacağız. Şimdi önce data seti siliyorum. Ardından formu da siliyorum. Bu bizim veri tabanında kullanacağımız tablomuz. Personel takip veri tabanını kullanacağız ve burada personeller tablosunu kullanacağız. Bayağı bir kayıt sayısı. Mevcut. Evet, şimdi sağ tıklıyorum. Yeni bir tane form oluşturacağız. Ardından bir tane grid view. Location özelliği 0'a 0, tamam. Şimdi bunun Anchor özelliğini sağ ve aşağı doğru olacak şekilde de ayarlıyorum. Ayrıca Auto Size Column özelliğini de fiil olarak değiştiriyorum. Formun start position özelliğini, yani başlama durumunu center screen metrede olacak şekilde ayarlıyorum. Tekstini de data grid view design olarak değiştiriyorum. Bir tane label. Toplam kayıt sayısı için label'ın fontunu, boyutunu 11 olarak değiştiriyorum. Auto size özelliğini false yapıyorum. Daha doğrusu yok, gerek yok. Bu şekilde kalsın. Başka bir şeye gerek yok. İsmini değiştirelim. Count. Bir de şimdi personellerin maaşlarını da göstereceğiz. Anchor özelliğini de yukarı değil, aşağı doğru olacak şekilde ayarlıyorum. Buranın özelliğini de, Anchor özelliğini yukarıya doğru değil, aşağıya doğru ve hatta şu sol değil, sağ olacak. Tamam. Şunu bir daha kontrol edelim. Tamam. Şimdi data source'u ekleyelim. Okun olduğu yere tıklıyorum. Personel takip, tamam. Eğer bu değilse zaten şuradan new connection dediğimiz zaman değiştirebiliyoruz.
Tablolarımız. Personelde personel ID, ad, soyad, telefon, e-mail, durum, maaş ve giriş tarihi olsun. Tamam, bu şekilde geldi. Şimdi yapacağımız işlemler büyütelim, tamam olsun. Şimdi önce şu başlığı bir düzenleyelim. Border stil özelliğini kaldırıyorum. Cell border stil, yani hücrelerdeki kalınlık, yani çizgi kalınlığı, bu da olmasın. Evet, şu anda yok. Şu özellik tamam. Enable headers visual stil özelliğini normalde true, bunu false olarak değiştiriyoruz. Burası da tamam. Şurayı kaldırmamız lazım. Onu nereden kaldıracağız bakalım. Neyse, diğerlerini yapalım, daha sonra onu da ayarlarız. Şimdi arka plan rengi background color kalsın. Şu alternatif row default cell stil, yani alternatif satır özellikleri için renk, mesela şurada şöyle açık bir mavi 200, 216, 240. Tamam, bu şekilde olsun. Burada değişecek başka bir şey yok. Evet, devam ediyorum. Satırla ilgili bir değişiklik. Şimdi selection back color burası değildi galiba. Bakalım şöyle. Ha, default cell stil var. Burayı değiştireceğiz. Şimdi burayı nasıl bir renk yapalım? Siyah olsun. Fontunu da 11. Yazı rengi de beyaz olsun. Hatta burası değildi. Bunu geri alalım. Tamam, şu başlık bölümü şurası olacak. Evet, doğru. Şimdi burası nasıl bir renk? Siyah olsun. 11. Şurası window. Şimdi bakalım, tamam. Bu şekilde. Başka ne tür özellikler var?
Bir çalıştırıp bakalım son durumuna. Tamam. Şurası kalsın. Şuradaki sol taraftaki özelliği kaldıracağız. Hatta şu diğer şu anda beyaz olarak görünüyor. Buna farklı bir renk de ekleyebiliriz. Yani 1, 3, 5 satırdaki renkler. Şurada değişiklik yaptık. Default stil, stil, cell stil. Row header. Evet, row hatta şu row default cell stil. Şimdi buradaki renk tabii şu anda deneme amacıyla oluşturacağız. Bu şekilde bir renk olsun. Tamam. Bir bakalım. Olup olmadığına bakacağım sadece. Tamam, bu şekilde olabilir. Bunun rengini şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle white smoke olabilir, tamam. Şimdi şu sol taraftaki özelliği kaldıracaktık. Onu kaldıralım. Bakın nerede olacak bu? Selection mode. Row header. Bu başlığın görünüp tamam bu şekilde. Evet. Başlık bölümündeki sol tarafı kaldırdık. Bu şekilde force yaptık. Şu özelliği, şu aradaki çizgileri bakalım kaldırabilecek miyiz? Onu da yapalım. Burada bir şu özelliği selection back color özelliğini değiştirelim. Bir şöyle bir renk yapalım. Bir deneyelim ne olduğuna. Bir bakalım. Bir değişiklik olacak mı? Seçili hücre yok, değişmedi. Bu başka bir yerde olacak. Row default burada mıydı? Yok, burası da değil. Şurası olabilir. Default cells değil. Evet, çok biraz uğraştırıyor açıkçası ama şöyle. Tamam, bu şekilde kalabilir. Son olarak şu aradaki çizgileri kaldırdık mı? Bir de şu tabii şu label'lardaki işlemleri yapmadık. Şimdi onu yapalım. LBL count nokta text eşittir dolar çift tırnak total count. Evet, süslü parantezler içerisinde grid view peki satır sayısı kadar ayıt sayısı olur. Burası tamam.
Sonra double türünde bir değişken tanımlayacağız. İlk değerini 0 olarak atıyoruz. For dedikten sonra tab tuşuna 2 defa basıyorum. Döngümüz data grid div'deki satır sayısı kadar dönecek. Row count, ardından maaş artacak, artı eşittir convert to double dönüştürerek data grid view bir nokta rows bakalım 0 1 2 3 4 5 6 olacak maaş için. Nokta value. Ardından bunu label'a yazdırmamız lazım. Label total maaş text eşittir dolar çift tırnak içerisine. Total maaş. Ne diyeceğiz? Maaş diyeceğiz. Artı bir de şöyle iki boşluk bırakalım. Evet, para birimini de ekledik. Görüntüsüne bakalım. Tamam. Güzel. Fena değil. Tabii şu biraz kayıyor. Onu ayarlayabiliriz aslında. Tamam bu şekilde. Şimdi şu başlıkları da bir düzenleyelim. Personel ID için ne diyeceğiz? ID dememiz yeterli. Add soyad. Şu header text'i değiştiriyoruz. Telefon kalabilir. E-mail tamam durum. Maaş. Giriş tarihi. Giriş tarihi. Şimdi bunun formatını değiştireceğiz. Default cell stil özelliğinden format için gün, ay ve 4 tane yıl olacak şekilde ayarlıyoruz. Maaş için de formatını daha doğrusu şöyle nokta olacak. Virgülden sonra iki basamak. Artı bir de para birimi. Tamam. Tamam bu şekilde. Şimdi bakalım. İstediğimiz şekilde oldu mu? Evet, bu şekilde. Şu seçili hücreyi farklı bir renk olarak ayarlayabiliriz aslında. Ama kalsın şimdilik. Evet, şimdi son olarak şu işlemi de yapalım. Arkadaşlar bu column headers border stil. Bunun özelliği raised. Bunu none olarak değiştiriyorum. Son olarak bu hale geliyor. Evet, bunun daha güzelini tabii ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak mantığı bu şekilde. Yani burada şu anda ben nerede ne değişir
satırlarda, sütunlarda, başlıklarda, işte formatlarda neler olabilir onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.